Avrupa'ya. Uçağa binip geldim. Ben kendi pasaportumla yani gittim, vize aldım. Şeyden sonra yani 15 Temmuz'dan malum sonra. evet 15 Temmuz'dan sonra öncesinde de zaten hani böyle bir gitsem mi ne yapsam hani birazcık dolaşayım işte başka belki birazcık dil öğrenirim. Yani benim kafamda böyle şeyler vardı. Benim Türkiye'de hakkımda bir herhangi bir soruşturma olduğu için ya da Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldığım için yani şimdi diğer kişiler gibi gelmedim. Ben normalde yani şu kafamdaki gelirken düşüncelerden biri şuydu. Yani hepimiz işte KK'yla çalıştığımız kurumlar kapatıldı, işlerden atıldık. Ve maalesef haksız bir şekilde terörist diye damgalandık. Ben de kafam şöyle düşündüm. Yani burada artık sevinsen nerede iş bulacaksın? Bulamazsın. Şu bu atmosferde çok zor. Ona birazcık param vardı. Ondan sonra git hadi biraz yurt dışına git. Biraz dil öğrenirsin. Bir bak bakalım. Yapabilirsen kalırsın. Yapamazsan dönersin. Hani gelirken yola çıkarken aklımdaki cümleler, kalbimden geçen cümleler bunlardı. Hatta şey yani başvurduğumda vize için başvurduğumda hani biliyorsunuz bir konsolosluğa gittiğinizde size hani Türkiye'de bir işiniz var mı? Sigortalı bir işiniz var mı diye soruyorlar. Kim size vize çıksın yani. Öteki türlü Schengen vizesi almanız çok zor. Ben mesela yani öyle bir işte işsiz kaldığımız için öyle bir durumum yoktu. Freelance işler yapıyordum işte. Yazılar falan yazıyordum. Onları göstermiştim yani ve o şartlarda bana şey, Belçika vizesine başvurmuştum. Vize vermişlerdi. Ben çok şaşırmıştım. Aslında hiç beklemiyordum bana vize vereceklerini. Vize Evet. çıkınca ben hemen eşyalarımı topladım. Hadi git bir bakalım Sevinç. Ondan sonra bir bakalım. Ve şöyleydi yani %70-80 dönerim diyordum. Yani hiç kalacağım gibi bir şey yoktu aklımda. Ondan sonra tabii çok yani dediğim gibi hakkımda herhangi bir soruşturma yok, bir şey yok. Hani pasaportum iptal değil. Çünkü ben böyle siyaset gazeteciliğiyle ilgilenen öyle biri değildim. Sıradan. Çok bunu böyle mütevazilik olsun diye de söylemiyorum. Çok sıradan, kendi halinde yaşayan bir kültür sanat muhabiriydim. Bu alanlarda Bu işim. o kapatılan bir gazetede çalışıyordum demiştiniz. Bu hangi gazeteydi? Yani en son Yeni Hayat gazetesinde çalışıyordum. Daha önce de ondan önce de kayyum atanan zamanda kültür sanat muhabiri olarak çalışıyordum. Yani son iki çalıştığım gazete böyle zaten işte kapatılan gazeteler Evet. oldu. Evet. Yani orada da işte sen hani herkesi damgaladılar yani biliyorsunuz böyle. İlk başlarda ben bunun ne kadar böyle çok ciddi ciddi bir şey olduğunu çok fark edememiştim. Diyorum ki Sevinç ne kadar safmışsın. Yani çok böyle olayın farkında değildim açıkçası. Bunu böyle açıkça söylüyorum yani. Ben zannediyorum ki işte 15 Temmuz olayı oldu. İşte bu olayı kim yapmaya çalıştıysa, o ne döndüyse orada Türkiye'de adalet var zannediyorum. Yapanlar, suçlular ortaya çıkartılacak. İşte TSK çevresinde kim yaptıysa bunları. Suçlular ortaya çıkılacak. Ülkede adalet var. Yargılanacak falan. Hani ben bu birkaç sene sürer herhalde bunlar. Birazcık hani ben de bu süre içerisinde şey yapayım yani kendimi eğiteyim diye bu amaçlarla yola çıktım ama yani buraya geldikten sonra yurt dışına çıktıktan sonra Türkiye'yi daha iyi görüyorsunuz ne dönüp bittiğini ne Evet. olduğunu ondan sonra manzarayı daha net görüyorsunuz tabii ondan sonra buraya geldikten sonra benim fikrim değişti. Yaşadığım birkaç olay, bir iki olay çok etkiledi ve onlardan dolayı kalmaya karar verdim. Almanya'da yoksa yani %70 geri dönecektim. Yani dönüş biletimi de almıştım hatta. Yani dönüş biletimi de almıştım. O orada Böyle. yaşayan hemen hemen herkesin yaşadığı bir durum oldu biraz. Yani o ihtimal verilmedi baştan. Onu hemen hemen hepimiz yaşadık. Yani herhalde işte böyle basit bir şey geçip gidecek gibi geldi. Ama öyle olmadı, evet. Evet maalesef. Olayın vahametini buraya gelince daha iyi gördük Vahameti sonradan ama. anlaşıldı, evet. Evet. Aynen Yani öyle. özellikle ben işte Ekim'de hemen ayrılmıştım Türkiye'den. Ekim-Kasım gibi o dönemlerde yani birdenbire böyle çoluk çocuğa, hamile kadınlara, bir sürü herkes böyle herkesi çok kişisel. Ben dedim ki ne oluyor dedim yani böyle bunalıma girdim. Ülkede ne oluyor dedim böyle. Her gün böyle bir şey tutuklanıyor, kıyamet kopuyor, hamile kadınlar tutuklanıyor. Böyle şaştım kaldım. Yani Evet. hala ben onların şokunu çok üzerimden atabilmiş biri değilim.
bu kadar bu şeye KHK'lıların maruz kaldığı haksızlıklara bu kadar çok dile getirmem, bunların üzerine haberler yapmamın sebebi de bu, yaşadığım şok yani. Bu konu